Müdür Hamit! Müdür Hamit! Hanımefendi! Ramazan. Hanımefendi lütfen yapmayın. Ramazan! Götürün Süreyya Hanım'ı buradan, götürün! Ferit çabuk! Burası birazdan mahşerine dönecek, bilmiyor musun? Çıkarın hanımefendiyi buradan çabuk! Ramazan! Ramazan lütfen çıkar beni! Müdür Hamit! Hanımefendi işi 22 sene kadar bırakın. Aslanını vurdum işte. Çavuş haraç alır. Kumar oynatır. Garibanı öldürür. Siz ortalarda yoksunuz. Öyle ya. Çavuş varken size ne lüzum var? O dirayetli adam olmasa bu garibanları kim idare edecek? Ramazan, at elinden bıçağı, at! Arkadaşlar, bu yapılanlar biraz da sizin için. Bu haksızlıklara göz yumsaydık. Kan dökmeye ne lüzum vardı? Gül gibi geçinir giderdik. Çavuşun koğuşu orada. Gidin sizden çaldıklarını geri alın. Fetvası benden. Sayın savcım. Gördüğünüz gibi durum vahamet kesmediyor. Lütfen siz de bir şey söyleyin, lütfen. Ramazan, mahkumu galyana getirme. Kimsenin canı yansın istemiyoruz. Teslim ol. Ben yalnızca size teslim olurum savcı bey. Söyleyin jandarma çekilsin. Zor zorbaya karşı kullanılır. Burada zorba olan kimse yok. Aklını başına topla. Teslim ol. Ellerimizi kana bulatma. Yoksa seni vururum. Kimi vuracaksın? Kimi vuracaksın? Madem birini vuracaktın, bugüne kadar neredeydin? Burada vurulacak bir adam vardı. Onu da ben vurdum. Dışarı al! Çabuk koş, kapılarını kapatın. Kimse sizi bırakmayın, çabuk! Mahmut! Birazdan Tatar Ramazan sana çıktığın yeri gösterecek. Sen ne diyorsun lan? Lan bak oğlum, elmas seni gebertir ama! İsyan misyan derken lan cesedini bulamazlar lan senin! Lan! Lan, lan sen hala konuşuyor musun? Durun! Durun! Ateş! Ramazan abi! Durun!
Yakışıklı oğlum. Korkma oğlum. Korkma. Ateş bile suyu görünce ölüyor. Ölümün bizi nerede beklediği belli değil. Ölümün yazı kışı yok. Ölmek değil mesele. Zorbaların yönettiği bir hayatta sessizce başına gelenleri kabul etmek. Sevginin kepaze edilmesine, gururun ayaklar altına alınmasına katlanmak, satmak üç kuruşa şerefini. Asıl ölüm bu. O yüzden ölmekten korkma. Yaşarken haksızlığa, adaletsizliğe gözünü kapatmaktan kork. Şerefli bir ölüm, şerefsiz yaşamaktan daha iyidir. Ölmekten korkma oğlum. Korkmuyorum oğlum. Hiç korkmuyorum. Şöyle buyur Ramazan kardeş. Buyur Ramazan kardeş. Hoş gelmişim. Çiçekleri beğendin mi? Teşekkür ederim. Kimmiş bu Sabiha'nın akrabası? O şey, Sabiha ablanın yeğeniymiş. Sabiha'nın hiç kimsesi yok diye biliyorum ben. Ben de öyle biliyordum. Uzun zaman aramamış, sormamış. Araları da pek iyi değilmiş. Sabiha abla da hiç bahsetmemiş bize. Bazı sorunları varmış galiba. Süreyya, bugün olanlarla ilgili konuşmayacak mıyız? Adviye Hanım'ın dükkanındaki garip hallerin, ağlamaların, arabadaki tavrın... ne olduğunu bana hala anlatmayacak mısın? Yine susacaksın. Yine cevap vermeyeceksin. Yine gözlerin dolacak. Süreyya, sen hiç mutlu olmayacak mısın? Ha? Yıllardır yüzün gülsün, bu evlilik yürüsün diye vermediğim taviz kalmadı. Ailen için, senin için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Süreyya, seni deliler gibi seviyorum. Süreyya, bir şey söyle. Bir cevap ver. Kerim, aslan oğlum benim. Oğlum? Şu annene bir şey söyle. Söyle de gülümsesin artık. Bak surat asıyor yine. Hadi geç şöyle. Otur da yemeğimizi yiyelim. Biz kimseye eyvallah almayan adamları... severiz Ramazan kardeş. Duydum. Sen de öyle bir adammışsın. Senin gibi adamlar saygıyı, itibarı hak eder elbet. Ama sen de kime saygı göstereceğini bileceksin. Biz yanımızdaki adamları koruruz, gözetiriz.
besleriz. Payını veririz. Yeter ki düşman olmayalım. Hadi afiyet olsun. Düşmanının çokluğundan belli olurmuş. Abdurrahman Çavuş. Ben hep pislikleri temizlemekten yana oldum. Pislikleri temizledikçe de ne hikmetse hep düşmanlarım olur. Allah'ın takdiri işte. Ne pisliğiymiş bu? Ramazan kardeş. Varıyorsun bir mapusa mesela. Bunun biri herkesi haraca bağlamış. Kumar oynatırmış. Öksüzün, yetimin hakkına gasp edermiş. Mahkumları aç yatırırmış. Bu hayatta ya her şeye katlanacaksın. Ya da bir yolsuzluk gördüğün zaman bir dur bakalım hemşerim diyeceksin. Abdurrahman Çavuş. Benim olduğum mahpusta kimse aç yatmaz. Benim olduğum mahpusta kumar olmaz. Benim olduğum mahpusta kara borsa olmaz. İzin vermem. İzin vermiyorum diye bir düşmanım daha olacaksa buyursun gelsin. Bekleriz. Bir daha benim koğuşumdan birinin boynuna bıçağı dayarsa, o bıçağı bunun gibi temizlemem. Şan olsun diye kanıyla bırakırım. Hadi afiyet olsun. Anlaşıldı Ramazan Efendi. Seninle başka dilden konuşacağız. Hiç iyi yapmadın Ramazan Keskin. Çavuşa kafa tutulduğu nerede görülmüş? Buraları dar eder sana. Halbuki söylediklerine eyvallah deseydin buralarda paşalar gibi yaşar giderdi. Sırf burada mı? Tüm Ovacık'ta. Adamın bin türlü işi var, pavyonu var. Sen elinin tersiyle neyi itelediğini bilmiyorsun. Senin dilin çanak yalaya yalaya çok uzamış. Toparla da ağzının içine sok. Siz kimsiniz? Bu saatte neye dayandınız kapıya? Yoksa siz terörist misiniz? Bak. Bir dur kardeşim, celallenme. Bir konuşalım önce. Ne konuşacağız gece vakti sizle? Ya burası Tekin deposu değil mi? Evet. Burada direkler, elektrik kabloları yok mu? Var, ne olacak? Parasını verip almaya geldik işte. He, oldu. Trafoda lazım mı? Kaç tane sarayım? Ya arkadaş, ben bir şey anladım. Bizde gerçekten manyak muktatısı var ha. Bu nedir ya? Bak, sabrım taşıyor ha. Dağılın lan buradan. Oo. Ya arkadaş, adamın ağzını baladık. Hala konuşuyor. Kardeşim, kusura bakma, seni böyle bağladık ama biz devletin malını çalacak adamlar değiliz. Bu direktörün parasını misliyle müdürün odasına bıraktık. Sabaha bir şey kalmadı, gelip bulurlar seni. Ramazan abi, Allah seni başımızdan eksik etmesin kurban. Ben yarın sabah elektrikçi Sami'yi çağırırım. Yukarıdaki mahallenin trafosundan buraya elektrik çektiririz. Yarın akşama burası
Pırıl pırıl olur Allah'ın izniyle. Ya Ramazan abi, bu direkler eksik kalırsa bizim mal değneğine de kavla çekelim mi ya? Maşallah kalas gibi. Uğraşmayın lan benimle. Dokunmayın doktora. Lazım o bize. Sevdiğimizde yapız lazım. Ya benim gitmem lazım. Kerim uyanır beni görmezse yakar vallahi. Abi yeğenimi öp yanaklarından. Ben şunlara yardım edeyim. Bensiz bir halt yapamazlar. Tamam hadi. Kolay gelsin. Selametle abi. Ali! Yine ödemedin senedi. Ama arabamızı tepe tepe kullanıyorsun. Yine mi sen lan? Yine ben. Ne olacak? Ulan delikanlı adamdan ulu orta para istenir mi? Sana ne lan? Ne kadar lan bu adama borcun? Bırak abi Allah'ını seversen ben hallederim. Lan senin benim mi var? Ne kadar borcun? Elmas. Yeter mi lan cibiliyetsiz mezarcı? Ya ne demek yeter mi? Çok bile. Al paralarını git lan buradan. Yürüyün gidin lan. Toplayın bütün paraları. Al. Gir. Gel bakalım Ramazan Efendi. Kasım Efendi sen çık. Beni çağırtmışsın. Bak Ramazan Efendi. Son zamanlarda yaptıkların benim kabul edeceğim cinsten hareketler değil. Çoban Ahmet öldükten sonra özellikle. Devletin malına zarar verdiniz. Yatakları, çarşafları yaktınız. Huzuru bozdunuz. İntizama, nizama karşı geldiniz. Daha sayayım mı? Bunların hiçbiri cezasız kalmayacak. Hepsini teker teker ödeteceğim ben sana. Bunları beyefendinin yanında konuşmamız doğru mu? Kes! O beyefendiyle konuşmak senin haddin mi? Beyefendi benim çok sevdiğim bir dostumdur. Ve kendisi memleket meseleleriyle gayet yakından ilgilidir. Bulunmasında bir sakınca olsaydı senin gibi birini çağırır mıydım ben? Hı? Sen bilirsin. O da duysun o zaman. Duysun bakalım. Evet. Anlat. Sen kendini adamdan mı sayıyorsun? Sen kendini insandan mı sayıyorsun? Ne diyorsun sen ya? Sende hiç vicdan yok mu? Sende hiç Allah korkusu yok mu? Bana bak Ramazan. Haddini bil de konuş. 19 yaşında bir çocuğu öldürdüler. Senin kısım ağan yaptı bunu. Sen sesini bile çıkarmıyorsun. Bana bak. Ona buna iftira atacaksan çık git buradan. Ne iftirası? Abdurrahman Çavuş kasıp kavuruyor mahkumları. Adam öldürüyor. Haraç alıyor. Kara borsacılık yapıyor. Sen ağzını bile açmıyorsun. Ramazan, çizmeyi aşıyorsun. Dikkat et. Sen devlet adamı değil misin? Sen bu devletin adamı değil misin? Kanun birdir. Kimsenin keyfine göre ayrı ayrı kanun olmaz. Sen birilerini kolluyorsan, birilerine yaşam hakkı vermiyorsan sen adamdan değilsin. Sen devlet adamı değilsin. Bana bak, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sen devlete karşı mı geliyorsun? Haşa! Ben devletim güçlü olsun isterim. Lakin devlet adil olduğu zaman güçlüdür. Bak Ramazan, tek kelime daha edersen seni atarım münferide. Zaten bildiğin başka bir şey yok. Sıkıyorsa at. Sen de kusura bakma. Çık dışarıya, çık! Cehennem gibi oldu la bura. Artık çıksak mı Çavuş? Soğuklukta iki nefes denelim de sonra çıkalım. Açsana kapıyı. (Gülüyor)
Çıkıyor çavuş. Çekil lan ayağının altından. Ana. Sıkıştı herhalde lan. Gel lan omuzlu yakışıyor lan. Kimse yok mu lan? Açın lan kapıyı. Oğlum. Bu hamamla ilgilenen bir gardiyan gardiyan yok mu? Köse kalsın. Mahmut ilgilenecek demişti. Mahmut! Mahmut abi. Hakikaten akşam sinema gelecek mi ya? Ya gelecek dedik ya. Niye inanmıyorsun? Ya müdür bey bize çok kızdı ya. Vazgeçerse diye korkuyor yani o bakımdan. Ya o gelecek işte. Kaymakamın talimatı var. Kuruyorlar her şeye kütüphaneyi. Tamam mı? Yarın da açık görüş. Ya bin defa anlattım be kardeşim. Ya yemin ederim ağzından bal damlıyor ya. Yemin ederim ağzından bal damlıyor. Kaç yıl oldu ben sinemaya gitmeyeli. Hangi film gelecek abi? Bari onu söylesene. Hangi film? Ya amma uzattınız ya. Benim bin tane işim var daha. Daha hamamı söndüreceğim. Gel lan işine. Ya abi söndürürsün. Çek lan ellerini. Tamam abi söndürürsün. Bari kimin filmi onu söyle. Ondan sonra gidersin söndürürsün abi. Ya ne bileyim Allah'ın bir kolu işte ya. Kadın aktör kim? Rejisör. Lan! Mahmut! Lan ben şuradan bir çıkayım. Sana yapacağımı biliyorum lan. O belindeki anahtarları var ya. Tek tek var ya. Lan Mahmut! Yok çavuş. İmkanı yok duymuyor. Böyle mi ölecektim lan ben? Sıcaklar kalmaları. Ayağımda takıyım valla. Ben dayanamıyorum. Bir ton kömür var burada. Az konuş Elmas. Kolların çalışsın. Rabbim bu ne büyük mutluluk. Delik bitiyor namertler. Bu sefer sonumuz geldi galiba. Hey yüce Rabbim. Daha bu dünyada cehennem nerede yakıyor bizi? Diğer tarafa giderken ne olacak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çavuş. Ben parlak bir ışık görüyorum. He? Böyle oluyormuş demek ki. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü. Maşallah, maşallah. Akça pakça olmuşlar maşallah. Ulan. Ramazan. Böyle dört duvar arasında kilitli kalmak nasılmış çavuş? Beni de dün münferide attılar yanlışlıkla. Güya bir garibanı bıçaklamışım. Emin sağ olsun. Anlattı her şeyi. Ben fakir fukaraya, hele parayla satın alınmış bir garibana bıçak sallamam. Ben kime bıçak sallarım biliyor musun çavuş? Namussuzun, soysuzun, önde gidenine. Anladın mı? Ha. Hadi saatler olsun. Yeah.